Evet sevgili bayisteverler, hepinize mutlu pazarlar ve iyi bayramlar diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun diyelim. Kurban kesenlerin de Allah kabul etsin diyelim. Ve 2 Ağustos pazar bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Arife günü çekiyoruz bu programı. Yine dediğimiz gibi cumartesi videosunu çektikten hemen arkasından. Tabi bayramda ne kadar maçlarla iddiayla ilgilenirsiniz bilmiyoruz ama bulabildiğimiz kadar güzel maçları bulup yine keyiflik, takiplik, heyecanlık bir şeyler yapmaya çalışacağız. 6 tane maç sizler için seçtim ben. Yani benim buradan 2 kupon çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bir de sistem tavsiyem olacak tabii sistemciler için. Bazılarınız diyor yani sistem tutmuyor ama sistem öyle her zaman tutan bir şey değildir. Ayda bir kere iki kere tutsan o seni uçurur zaten. Zamanında bundan 2-3 hafta önce 850 liralık bir sistem kuponumuz tutmuştu. Bir de bazı arkadaşlarımız soruyor mesela ilk yarı ikinci yarı maç bulamıyor musun? İşte videolarında göremiyoruz diye. Arkadaşlar ilk yarı ikinci yarı maçın herhangi bir şeyi yoktur yani bu. Siz de çıkarabilirsiniz. Atıyorum ben geçen gün Atalanta'nın oynadığı maç hangi maç hatırlamıyorum da birden iki çevirdi ya mesela. Hani Atalanta güçlü bir takım. Geriye düşse bile ne olur çevirebilir değil mi? Bunu düşünerek bu tür düşündüğünüz takımlar olduğunda güçlü bir takım güçsüz de oynuyorsa ve geriye düşme ihtimali ve çevirme ihtimali varsa birden iki deneyebilirsiniz. Trabzon-Alanya maçında beraberlik düşünüyorsan ya da o tarz maçlarda birinin öne geçtiğini düşünüp sonra sıfıra çevirebilirsiniz. Birden ikiden sıfır gibi. Ben ne yaptım? Tabi bunları uygulamamızda veriyorum. Ben iddia bir uygulamamızın da tanıtım videosunu şuradan mutlaka izleyin. Kafanıza yatarsa onu da Google Play'den indirebilirsiniz. Apple Store'a da inşallah yeni sezonda gelecek ama onlar da görüyor. Başka bir yerden yine o videonun içinde anlattık. Bunları söyleyelim. Trabzon-Alanya maçında da ben birden sıfır öngörmüştüm. Önce Trabzon hızlı başlar. İşte golünü atar. Ondan sonra Alanya hani bastırırken yine tam istediğim gibi senaryo oldu ama Alanya atamadı. Atsaydı belki son dakikada gol de yemeseydi 1-1 bitecekti. Belki birden sıfırım da gelecekti. Atalanta ile kombinlemiş şekilde. Hani sistem 2-3, sistem 2-3-4 bu tür denemeler. Ben hem tutturda kendi hesabımda oynuyorum hem de uygulamada paylaşıyorum. Yeri geliyor bir tane tutuyor. Yeri geliyor 4'ü de 3'ü de yatabiliyor. O yüzden bunları dediğim gibi takımların güç dengesine göre kendiniz de yapabilirsiniz. Gerisi şans zaten. Bizi Instagram hesabımızdan takip ederseniz seviniriz. Hatta arkadaşlarınızı etiketlerseniz de takipçi sayımızı yükseltirseniz oradan da ilerleyen zamanlarda dediğimiz gibi ne kadar çok takipçi olursa o kadar aktiviteler düzenlemeye çalışacağız. Yine taraftarsözlük.org adresimizden de mutlaka mailinizde kaydolun ve orada güzel şekilde entry'ler açıyoruz. Muhabbetler, sohbetler, gündemi belirleyen yorumlar filan. Sizler de aramıza katılırsanız seviniriz diyelim. iddiabilir.com web adresimizde de yine kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Kişi başı 2 kupon ve 1.70-1.80 oranlı olması gerekiyor. En az 2 maçtan oluşması gerekiyor. Bu ayrıntıları da hatırlattıktan sonra. Bu arada çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi maçları başlayacak biliyorsunuz. Biz salı günü bayramdan sonra salı günü buraya çekim yapmaya geleceğiz stüdyomuza ve çarşamba maçlarının videosunu çekip salı günü sizlere sunacağız. Orada da hatırlatacağız tabii ki ama çarşamba günü bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Yine Beşiktaşlı yorumcumuz Serdar Göktaş ve Fenerbahçeli yorumcumuz Saadettin Astarcıoğlu gelecekler. İnşallah bir aksilik olmazsa 8'de yayına girip gece saat 12'ye kadar 2 seanstaki maçları da Başakşehir maçı var biliyorsunuz Kopenhag'la canlı yayında olmayı planlıyoruz. O yüzden kanala abone olup da zil işaretine basıp bildirimleri açmanız önemli. Canlı YouTube'da canlı tabii canlı maçı niye seyrediyoruz da canlı yayındayız? Canlı canlı oyunları oynayacağız tabii ki. Kazanacağız canlı canlı inşallah maçları izleyip tabii ki. O yüzden kanala abone olup zil işaretine basıp bildirimleri açmanız önemli. Hem de her video yüklendiğinde bildirim gelir. Tabii YouTube'da hesabınız yoksa bir mail adresinizle hemen hesap sahibi olmak 30 saniyenizi alır. Bunları yaparsanız da kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Diyelim hatırlatmaları yaptıktan sonra muhabbetimizi de yaptıktan sonra küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bayramınızı tekrar kutluyorum. Kurban kesenlerinde Allah kabul etsin diyorum. Viking Kristiansund maçıyla başlıyoruz. Tabii ki Kristiansund'dan her zaman bahsediyoruz. Her zaman aynı şeyleri bahsetmeyi sevmiyorum ama hani yeni arkadaşlarımız aramıza hoş geldiler bu arada. Onları da hani çok fazla sıkmamak adına Kristiansund'un ileri uç hattından bahsediyoruz. İşte Amin Asker sonradan oyuna giriyor, asistini yapıyor. İleri uçta yine kanatta Pellegrino'nun performansından bahsedebiliriz. Yani gol atmayla ilgili bir sorunu yok bu takımın. Ama defansla ilgili zaafları var. Tabii çok gol yiyor hemen hemen her maçta. Bazen öne geçtikten sonra skoru koruyamıyor. Bazen önce gol yiyor sonradan gol atıyor. Tabii karşısındaki Viking takımı da yine bu profile uygun bir takım ki son maçlarında Özgürt ve Sarpsborg'a karşı gol bile yemeden yenmişlerdi. Ama onların da defansında ve orta sahasında birer sakatlık görünüyor. Siz yine o gün geldiğinde kontrol edersiniz. Viking'in Kristiansund'a karşı gol bulacağını düşünüyorum ben. Taraf bahsinden kaçmakta fayda var. Çünkü birbirine de kalabilir ama iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Bunu 1.35'ten kuponumuzun birinde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Yine aynı fikirdeyseniz siz de katılıyorsanız kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Şimdi sistem kuponumu da vereceğim ilerleyen dakikalarda. Beğendiğiniz 2-3 maçı alıp kendinizden de 1-2 maç koyarak mesela ya da
fikrinizi mesela. Ben handikap 0 derim, siz sadece 0 olarak değerlendirebilirsiniz. Oraya geleceğiz birazdan. Bodo Glimt Storm Gostet mücadelesi var. Şimdi baktığımız zaman Storm Gostet evet kendi evinde iyi bir takım. İyi bir takım derken kendi evinde hani genelde puanları topluyor. Ama deplasmanda kayıpları oynuyor tabii ki. Bodo Glimt için yani kolay bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Zaten fırtına gibi Esiyor Lig'de biliyorsunuz. Storm Gostet deplasmanda Ozan Bok, Valerenga, Stabek gibi takımlarla oynadığında gol bile atamadığını görüyoruz. Çok önemli bir sakat cezaları iki takımda da bugünden görünmüyor. Siz tabi o gün geldiğinde yine kontrollerinizi yaparsınız. Hani Storm Gostet'e baktığımız zaman yine ileri uçta gol atabilecek oyunculara sahipler. Belki bir gol de onlar bulabilir diye biraz da oran için. Hani Bodo Glimt oynasak 1.15, üst oynasak 1.20. En azından ana kuponda güvenenler Bodo Glimt'in gollü maçlarına zaten alıştık biliyorsunuz. O yüzden 3.5 üstü 1.55'ten belki değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yine Bodo'dan 3-1'lik 4-1'lik bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Ben sistemde de farklı değerlendiririm. Geleceğiz şimdi oraya. Yine Norveç Ligi'nden 21.30'da 3. maçımız Odds BK Rosenborg mücadelesi. Rosenborg tabii biz bu Arife günü çektiğimiz bu videoyu akşamında bir maç oynayacak. Viking'leydi sanırım. Yine orada da sakatı cezalısı da var. Tehlikeli de bir maçın olacağı belli olmaz. Yine siz sakat cezalı listesine bakın. Şu anda bu maça kadar düzelmiş olabilirler o sakatlar. Ve Odds BK da tehlikeli bir takım. Bu ligin hani kalbur üstü takımlarından biri. Onlar da 3. sıradalar. Bodo ve Molde'den sonra geliyorlar. Ve onlar da tehlikeliler. Oldukça da formdalar. Sarpsborg'a yenildiler son haftalarda. Ama son 5 maçın 4'ünde galip gelmişlerdi. Bunu söyleyebiliriz. Şimdiden bir sakat cezalı görünmüyor ama burada da rahat bir şekilde ben Odds'un gol atacağını düşünüyorum. Rosenborg'un da sakatları dönerse normal kadroyla çıkarlarsa yine onların da gol atmasını düşünüyorum. Maçın hatta 1-1'de kalabilme ihtimali de var. Taraftan kaçalım yani bence. İki tarafta ne tarafı yense sürpriz olmaz ama karşılıklı gol var. Sanki 1.50'den güzel bir şekilde kazandırabilir gibi geliyor bana. Bunu da karşılıklı gol var olarak düşünüyorum. Şimdi İtalya'da 4 tane maç var. Bir tanesine değinmedim. Bologna-Torino çok iddiasız olduğu için diğer maçlarda Genoa-Hellas-Verona ve Lecce-Parma maçları çok önemli. Şimdi bunlar ölüm kalım maçları, son hafta maçları ve Genoa'nın kaybedip de Lecce'nin 3 puan alması halinde Lecce ligde kalacak ve Genoa düşecek. Ama eğer Genoa kazanırsa Lecce 3 puan alsa da düşüyor. Ama Genoa berabere kalırsa da Lecce kazanırsa yine Lecce çıkıyor. O yüzden bu hesaplara dikkat edin. Siz de puan durumlarına girin bakın. Şimdi Genoa Verona maçında ben şöyle düşünüyorum. Böyle düşme çıkma maçlarında hemen hemen her ligde bazen ihtiyacı olan kazanır, bazen telaş yapar. İstediği oyunu oynayamaz, gol yer, sonra çevirmeye çalışır. Hani her tür senaryo olur. Bir de İtalya olunca da insan hani şike şüke demek istemiyorum da bir şeyler dönmezse yani maç normal oynanırsa hani Genoa'nın da orta sahasında iki tane eksik olduğunu görüyoruz mesela ama Verona normal oyununu oynarsa ben gayet rahat gol atabileceğini düşünüyorum. Hani ihtiyacı olan Genoa ama Verona'dan da gol gelebilir. Genoa'nın da ihtiyacı olduğundan dolayı tabii kulağı da öbür maçta olacaktır ama her türlü sonuçta gol yedikten sonra en azından bir puan da lazım olabileceğini düşünürsek Lecce'nin öne geçtiğini düşündüğümüzde onlar da yani böyle bir maçta gollerin çıkması gerekiyor diye düşünüyorum ama riskli tabii ki. Bunu ikinci kuponlarda değerlendirebiliriz. 1.52 orandan karşılıklı gol var olarak alırım ben bu maçı. Gidip de Genoa galibiyetine oynanmaz diye düşünüyorum. Yani ana kuponda en azından belki sistemde değerlendirilebilir. Geleceğiz şimdi oraya. Lecce Parma mücadelesinde de öyle. Parma da hani performansı gayet iyi olan bir takım. Atalanta'ya karşı yine golünü bulmuştu onlar da. Ondan önce Brescia'ya acımadılar. Mesela Napoli'yi yendiler. Çok tehlikeli bir takımlar. Burada acımayıp Lecce'yi de yenebilirler ama onlarda da mesela orta sahada yine iki tane isim sakat görünüyor. Yine forvetlerinden Cornelius gerçi o bayağıdır sakat oynamayacak ama yine kadrosunda tehlikeli oyuncular var tabi. Cornelius oynamasa da yine Gervinho gibi yine tehlikeli ileri uçta oyuncuları var. Yine orta sahada Kulusevski'nin de formda olduğunu söyleyebiliriz. Burada Lecce'ye karşı onlar da rahatça bir gol bulabileceklerini düşünüyorum ben. Yani bu Genoa maçından daha sanki sağlam gibi Lecce'nin de Parma'nın da birbirine gol atması. O yüzden 1.42 orandan bunu da karşılıklı gol var olarak değerlendirebiliriz gibi. Ama taraf bahsinde diyorum ya her iki takım da kazanabilir, her iki takım da yenilebilir belli olmaz. O yüzden tarafa girmemekte fayda var diye düşünüyorum. Sassuolo Udinese her zaman değindiğimiz takım biliyorsunuz Sassuolo çatır çutur topunu oynamaya devam ediyor ki son maçında yani düşmeme mücadelesi veren Genoa'ya acımadı. İpler koptu tabi. İlk yarıda goller arka arkaya gelince 2-0'dan sonra 5-0'a kadar gitti mücadele. Yine baktığımız zaman sakat cezalısı yok gibi görünüyor. Boga mesela o maçta oynamamıştı sakattı ama şimdi şüpheli
statüsünde görünüyor. Belki Boga da oynayabilir yine. Bol gollü bir maç olabilir. Çünkü Udinese de rahat. Hani düşme çıkma tehlikesi yok. İki rahat takımın maçında yine bol gol çıkabilir diye düşündüğüm için 2.5 üst olarak bunu da 1.32 orandan değerlendirebiliriz gibi geliyor. Pazar için sadece bu 6 maçı seçebildim ben. Kafama yatanlar buradan ya 2 tane üçlü üçlü çıkarırız ya da ikili ikili 3 tane çıkarabiliriz. Yine kendi düşüncelerinizle birleştirip aynı fikirde olduğunuz maçları değerlendirebilirsiniz diyelim efendim. Ve sistem kuponumda şöyle şeyler benim fikirlerim mesela. Bodo Glimt Strømsgodset maçına 4-5 gole sabitledim. Çünkü 4.5 üst dersek hani 2.15'e çıkıyor oran. Ben 4-5 gole sabitledim dedim ya 3-1 4-1 skor çıkabilir diye 2.10 orandan bunu bir yazdım. 4-5 gol 2.10 oran Bodo Glimt mücadelesi. İkinci maç Viking Kristiansund mücadelesi. Burada 1-1'lik bir skor beklediğim için yine ve yüksek oran arıyoruz biliyorsunuz. Sistem 4-5-6 kuponu yapıyorum ben her zaman ya da bazen 3-4-5. Bugün 6 maçı da yazdım. Viking Kristiansund maçında 0 değerlendirdim. 3-10 orandan kafanıza yatarsa Olds BK Rosenborg maçı da sanki böyle 1-1 bitebileceğini düşündüğüm için onu da 0 değerlendirdim. 2.90 orandan. Genoa ve Lecce maçlarına bakın ben handikap 0 değerlendirdim. İkisinin de ihtiyacı var ya. Hani dedim ihtiyacı olanlar yendi. 2-1 yendiğini düşünüyorum. Onu da handikap 0 aldım. Lecce maçının da handikap 0 aldım. Genoa'nın handikap 0'ı 3.20. Lecce'nin handikap 0'ı 3.30. Bunun ikisini de beraberlik alabilirsiniz. Ya da birini handikap 0, birini 0 alabilirsiniz. Siz de bir inceleyin hangi takıma ne kadar güveniyorsanız. Çünkü ben rakipleri olan Parma ve Verona'ya çok güvenemiyorum. Belki de son maç diye rotasyon yapacaklar. Gençler çıkacak. Genoa'da Lecce'de yenecek belki diye. Ben handikap 0'larını denedim sadece yüksek oran için. Olabileceğini düşündüğüm için ikisinin de belki tek farklı alırlar diye. Genoa'da handikap 0, 3.20. Lecce'de handikap 0, 3.30. Ve son olarak Sassuolo Udinese maçında yine 4-5 gole sabitledim yüksek oran için. Yine orada 2-2-3-2 böyle öyle bir gollü maç çıkabilir diye. 2.35'te onun oranı var. Bunları 4-5-6 yaptığımızda 22 liraya 2.417 lira veriyor. Dediğim gibi isterseniz 2-3 maç seçin. 1-2 maçta kendiniz koyun. İstiyorsanız 4 maç alıp 3-4 yapın. Kafanıza göre sistemi çevirebilirsiniz. Onun dışında 1'den 2'leri, 2'den 1'leri, 1'den 0'ları zaten videonun başında anlatmıştım. Tekrardan hepiniz size hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Salı günkü çarşamba videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Yorum ve like yapmayı unutmazsanız seviniriz.